Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah resulina Muhammedin selavat 29. sözü devam ediyoruz. Kaçıncı ders? 8. Bekayruh ruh melaike ve haşre dairdir Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Tenazzalul malaikatu war ruhu fiha izni rabbihim. Kulir ruhu min amri rabbi. 506'dayız. Tamam. Şimdi bundan biraz daha önceki birinci derste dedik ki şu melaike ve ruhaniyet tabirdir. Onu çözelim dedik. Bundan sonra birinci maksattan yürüyebilmen için şu tabirleri çözmek lazım. Okuyacağım. 1. Vücut nedir? 2. Hayat nedir? 3. Ziya nedir? 4. Nur nedir? 5. Şuur nedir? Bugün bunu konuşacağız. Bu tabiri konuştuk mu ondan sonra tıkır tıkır gideceğiz. Bu tabirler lugatla çözülecek şey değil. Vücut var olmaktır diyor. Şuur farkındalıktır diyor. Hayat işi canlıktır vesaire. Bildiğiniz şeyler söylüyor. Ama bunun üzerine çok dersler olmuş, çok araştırmalar yapılmış. Üzerine emek verilmiş. E, lugat, lugat değil de bu istilah manalarını Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek. Risale-i Nur'u e, lugatla değil, Risale-i Nur'un içerisindeki içerikleriyle izah etmek. Risale-i Nur'un en büyük maksadı budur. Şimdi ben ilk önce bunu bir okuyayım. Vücut... Nerede? Vücut nedir diye. Hazırsınız değil mi abiler? Tamam. Ben e, ilk önce vücuttan başlayayım. Sırayla yani vücut. Çalıştım. Bayağı çalıştım. Yani öğleden beri var olan bir şeyi sıralamasına çalıştım. enfusü lügattan okuyacağım. Nereden okuyor bunu diye. Çalışmalarımızı e, enfusi çalışmalarımızı e, lugat ve tabirleri enfusi lugatı İnşallah bir seneye kalmaz çıkacak bu enfusi lugatımız. Bize az kalmayacak bu. Ee, bunu arkadaşlar tanzim ediyor. Şimdi ben nereye okuyacağız? Vücut. 316. sayfasını açıyorum. Ee, vücut. 316'yı açayım. Oradan vücut okuyacağım Allah nasip ederse. Yani lazım olanı şey yapacağım. Durmayacağım fazla. Çünkü konumuz o değil fazla ama lazım olanı konuşacağız. Vücut dahi mümeize, muhassısa ve müessire olmak üzere üç sıfat, üç sıfatı iltizam eder ki ilim, irade ve kudrettirler yani bunlar. E, bu bize lazım değil. Yani şöyle lazım. Allah var iken mevcudat vücut yoktu. Karar verdi. Yaratacağım dedi. Bu malum irade. Nasıl olacak keyfiyeti, projesi, planı, ilim? Onu vücudu hariciye çıkarttı. Kudret, malzemesi, hayat. Şimdi vücut neymiş? Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk, Cenab Hakk yedi subutu sıfatları var. İlim, irade, sen, basar, hayat, kudret, kelam. O sıfatların, o diğer Allah'ın o subutu sıfatları hayat ile ifade ifadelenmesidir. Yani Hayat merkezli ortaya çıkışlarıdır. Mesela hayat ile irade çıktı, hayat ile kelam çıktı, hayat ile basar çıktı. Adeta vücut yani şeyle karıştırmayın ee, bu vücudu. Zati sıfatta vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetül nilavadiz, kıyamı binez, tekvin. Ee, efendim bu zatı sıfattaki vücut değil bu. Adeta vücut bir şeyin hakikatını elde etmek. Ne demek? Şimdi söylüyor. Çok güzel bir çiçekteki Allah'ın Cemil isminden bir çiçeği hayal eder misiniz? Allah'ın orada Cemil isminden çocuğun simasından denizin yüzündeki Cemil ta cennetteki Cemil aştaki Cemil ta vacibul vücuda kadar giden Cemil esmasının nihayetsiz mertebesinin her bir mertebesine her bir mertebesine hakikat mertebesine ona kadar tefekkür varsa işte bu güldeki, çocuktaki, arştaki, cennetteki, Cenab-ı Hakk'ın Cemil, Cemil esmasına kadar ne kadar mertebe varsa hakikattır. O bizde ortaya çıkması herhangi bir mertebenin ortaya çıkmasına vücut deniliyor. Ona ne kadar tefekkürle varırsak bunun bizdeki adı Vücuttur. Yani hakikat meratipleridir. Vücut ile mevcut arasındaki fark yeri gelmişken söyleyeyim. İçerisinde Adem yok. Bu vücuda vücut. İçinde Adem varsa zıttı varsa mevcut. Zıtlarla mesela diyelim ki mevcut şu kainat mevcuttur. Her şey zıttı ile vardır. Zıttı ile olursa mevcut bu tanımı bir yerde göremezsiniz. Bu çalışılarak çıkan bir şeydir bu cümle. İçinde zıt yoksa vücut, içinde zıt yoksa şey varsa mevcut. Mesela diyelim ki ağaca bakalım ağacın sonsuz güzel değil. Cennettekine göre sonsuz güzel değil. Fanidir bir de. Fani yani duruyor. Mevcuttur ama faniyi barındırıyor. Soluyor. Yani zıttını barındırmış. Mevcuttur o. Onu tefekkür edince biz onun üzerindeki esmalar okursak bizde vücut buluyor. Evet. Yani mevcudat deniliyor. Devam ediyorum. Vücut Allah'ın esmalarından bir veya birkaç tane esmasının tefekkür anında muhabbet veya eylem anında o esmanın bir mertebesine mazariyettir. Tefekkür ederken bir hakikat var ya zuhurat, huzur, fuyuzat. O işte. O anda vücut buluyorsun sen. Vücut buluyorsun. Onun adı vücuttur. Günah işlerken tersi olarak Adem'e gidiyoruz. içinde Adem olan vücuda mevcut. Ademsiz olan vücuda ise vücut denilir. Allah için Adem ve vücut yani mevcut, yokluk, varlık iki dairedir. Bizim için Adem, bizim için vücut var. Allah için Adem'le vücut ikisi eşit. iki tane daire. Oradan alır oraya koyar, oradan alır oraya koyar. Oradan alır buraya koyar, buradan alır oraya koyar. Adem ve vücut iki daire gibi ise zaman Allah'ın vücudu. O zaman Allah'ın vücudu nedir? Adem ve vücut dışında Allah'ın vücudu nedir? Adem ve vücudun dışında başka bir şey vücut. O da zatil, zatı sıfattaki vücut. Zatı sıfattaki vücudu sayayım. Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetin havadis, kıyami bir nefs, tekvin. Ha, o vücut nedir? İçinde Adem yok. Bu esmaların zuhuratlarında olur. Bir daha okuyayım. O zaman Allah'ın vücudu neymiş? Adem ve vücudun dışında başka bir şey, bir vücut. Yoktan var etmek, subutu sıfattan değil, yoktan var etmek zatı sıfattaki vücuttan sıfattandır. Yani Allah yoktan var etmeyi hiçlikten, Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu tekvinden çıkartıyor. Ama var, ilmi vücutları var. Bu subutu sıfattan çıkarıyor. Allah eee tekvinden Te hiçlikten tekvinden çıkarıyor. Subut yani zatı sıfatta. Bir daha zatı sıfatta ne var? Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, tekvin. Tekvindekiler Allah var iken hiçbir şey yoktu. O hiçlikten yaratmayı tekvinle yapıyor. Subutu sıfata gelelim. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. E bu subutu sıfattaki ilmi vücutları vücuda çıkartmaya Kudretle yapıyor. Tekvinle kudret arasını söyledim. Hiçlikten yaratma tekvin. Vardan var etmek kudret. Bir anda tabi bu olmaz. Bu dersi dinlersiniz. Adem'in barındırdığı vücut yani... Tekvin. Tekvin yani subutu sıfattandır. Evet. Adem'in olmadığı vücut zatı sıfatı. Zatı sıfatta. Güzel. Çok güzel. Bir de okuyorum. Yoktan var etmek zatı sıfattaki vücut sıfatından vardan var etmek olan Halik ise Haliktir bu. Esmalara şekil veriyor. Subutu sıfattaki ilim, ilim, irade, kudrette oradaki ilimden, ilmi vücutlardan dışarıya çıkartırken esmaların cil ve cemal nakış sanatı olarak çıkıyor. Ne ile yapıyor? Halik ismiyle halk ediyor. Kudrette vücut veriyor. Kudret sıfatıdır. Tek ve zatı sıfattadır. Tamam? Esmalar yaratmıyor. Var olan aynada mevcudat aynadır. Şu mevcudat ayna ise arkadaşlar. Şu mevcudat aynadır. Ne gözükür? Esmalar. Peki soruyorum. Lavaya gittim. Lavada aynaya baktım. Aynada ben gözüküyorum. Ben ayna mıyım? Değilim. Aynada gözüküyorum. Ha bu mevcudat ayna ise esma gözüküyorsa mevcudat nedir? Sıfatlardır. Sıfatların üzerinde İsmail Esmalar gözüküyor. Mevcudat için ayna dediğine göre bu mevcudat aynalarında esma gözüküyorsa mevcudatın kendisi esma değildir. E, 26. lemada bu sıfata bakıyor. Vücudu ilimden vücud harici verir. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini e, vücudu ilmiyeye sürüp vücud hariciye çıkarır diyor. Esma ise cilve cema nakı sanattır. Mevcudat aynelerinde Esma-i Hüsna'lar gözüküyor. Mevcut nedir? Mevcut esma değildir. Çünkü mevcut aynada aynadır. Esmalar gözükür mevcutta. Bir ayna var bir de ben varım. Bir de ayna. Gözüken var. Üç tane var. Böylelikle vücut hakkında vereceğim enfusilugat bu kadar. E ee, isterseniz bir edeyim. Allah'ın bir zatı sıfatı var, bir subutu sıfatı vardır. Allah'ın zatı sıfatını sayıyorum. Vücut, beka, kıdem, vaktaniyet, muhalefetün lilhavadis, kıyam bi nefs, tekvin. Koydum bu zatı sıfat. Subutu sıfatı sayıyorum. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Tamam? Subutu sıfatta kudret var. Zati sıfatta tekvin var. Kudretle tekvin farkını söylüyorum. Tekvin hiçlikten yaratır. Yoktan var etme. Evamiri tekvini ona bakar. Zaten evamir, tekvin. Bak evamiri tekvin. Tekvinin emri. Tekviniye, tekvin. Ayatı tekviniye var. O da e, subutu sıfattaki, elim şu subutu sıfat, bu sıfat. Kudret ilimdeki vücudu ilimleri dışarıya çıkarır. Varı ilmi vücutlar vardır. Varı var ediyor. Ha. Aferin. Birisi. İnşa, birisi İha. Zâki, onlar ihya. Oluyor, inşa, oluyor. i̇nşa oluyor. Şimdi bunu kavradıksa çok güzel gidiyoruz. Şimdi nur, şuur, vücut, hayat konuşacağız ki çok harika tabirler. Bugün bu akşam bunu yapsak bize yeter. Şimdi sıra nedir? Hayat. Ee, hayatı konuşalım. Hayatın 101. sayfa Enfusi Lugat'ta. İnşallah bu yayınlanınca tabii şu anda arkadaşların elinde olanlar biraz nakıs. Yani ona çok eklemeler, her gün çalışılıyor ya muzakere yapıyoruz dimada onu malumat vereyim kardeşlere de. Yani Allah'ın izniyle e, çıkacaktır bu. Tamam. E, nedir ne okuyacaktı? Hayat. 101. sayfadaymış. Tamam abiler. Lugatta okursan canlılık der. Alem-i ziyasıdır. E, ziyayı konuşacağız. Nuru konuşacağız, ayet konuşacağız. Bir metni okuyayım. Hayat, alem-i ziyasıdır. İstila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir. Haliki kainatın en cami aynesidir. Ve faaliyeti Rabbani'nin en mükemmel, el müzici ve filistesidir. Temsilde de hata olmasın bir nevi programı hükmündedir. Ben okuyayım da sonra döneyim isterseniz. Hayat neymiş? Gelin, geleceğim, başa geleceğim buna. Pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde. Yani hayat, şualarda söylüyor bunu. Yani çok yerde var. Pek çok sıfattan hulasa'dır, memzuştur Tayin pekmez karması gibi. Bir ziya, bir tiryaktır. Neye benzer? Güneşten çıkan foton, yani ziya, elvan-ı seba. Yani 7 tane renk ama bir tane beyaz gözükmez. Güneşten çıkan nur değil abiler. Onu konuşacağız Barla'da, 148. sayfada. Şemsi ziyaya vel kamere nura. Ayette geçiyor. Şemsi, şemsi ziyaya vel kamere nura. Ziyayı şemse nispet ediyor. Nuru kamere. Tamam. 148'de geçiyor. Onu şey yapayım. Huvellezi ceale şemse, şemse ziyâ liyâe vel kamere nura. Güneşi ziya kameri nurla tavsif ediyor. Ha o zaman şöyle diyeyim. Ee, güneşten ziya çıkar. 7 tane rengin kuluasısıdır ziya. Bunun fizikteki adı foton. O ışık değildir. Nur değildir. Her şeydir bir şey değildir. Onun için güneşin çevresi karanlıktır. Maddeye çarpmaz o. M madde yok. Ziya çıkar, gider atmosfere çarpınca o ziya, o foton üzerindekileri dışarı deşifre eder. Yani o yedi tane renk Kamere vurur, aya vurur o ziya. Aydak nur olur, ışık olur. O zaman ziya nedir? Merkezdedir. Nur nedir? O ziyadan ortaya çıkan sonuçlardır. Eşşemse ziya vel kamera nura güneşten ziya gelir diyor ayet 10. sürenin 5. ayet. Yani güneşe ziya, kamera, aya, nur izafe edilir. Bir daha anlatayım. Ve ateşe ve duhaha. Karanlıklardan nuru çıkarttık diyor. Güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü madde yoktur. Yani bizim bildiğimiz atom cinsinden yok. Esir cinsinden var. O güneşten çıkan ziya bir yere çarpmadığı için orada ortaya çıkmaz bu ziya. Buradan geçer. Boş yani. Boş derken esir var. Atoma çarpmadı. Sonra geliyor 100 kilometre olan atmosfere. Vurduğu zaman ziya sanki ben buyum diye içinde karnındakini dışarıya döküyor. Yedi tane renk, renkler çıkıyor. Başka ısı, ışık, utrovyal, dalga boyları. Öyle bir ziyada bir e, şua var ki dünyanın bir ucundan giriyor, ötekisinden çıkıyor. Hiçbir şey engel değil. Öyle gidiyor. O ziya. Demek ki güneş, güneş yerine hayat koyalım. Ustad güneşi şu şeylerde misal veriyor. Şemsezeli diye Cenab-ı Hakk'ın yerine bazen koyar. Güneşi örnek verirken. İki, iman diyor güneşi. imana diyor. Hayat diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor. Bir daha imana, Cenab-ı Hakk'a, hayata, Peygamber aleyhissalatü vesselama, imana bir daha diyor. Beş. Beş şeye misal veriyor. Çünkü oradan çıkan ziya nur değil, nur da var. Herhalde anlaşıldı bu kadar. Tamam. Ziya ile nur arasındaki farkı biraz daha şey yapacağız ama şimdi anlatılmış oldu. Hayat, hayatı güneş kabul edersek hayattan ziya gelir. Hayattan ziya gelir. Cenab-ı Hakk'ın hay sıfatından mevcudatın ortaya çıktığı zaman nur olur. O zaman bu mevcudat nedir? Allah'ın nuru semavat ve lar'dır, Donmuş esmalardır. Hayatın nurlarıdır. Yani su buza nedir? Buza su nedir? Bu mevcudata esma odur. E, bu mevcudat esmaların cil ve nakış sanatlarıdır. Çabuk çabuk şey yapıyorum çünkü e, durursam şey yapamayacağım. Daha tafsilatlı isteyen durdura durdura yazar çalışır. Ben 30-40 senede meri çalışıyorum. Hulasa etmeye çalışıyorum. Demir şey edin abi. E, mevcudat da dedi. Evet. Mevcudatta de gözüken esmadır. Evet. Şimdi tam tersi dediğin onun için İşte bu Mevcudat aynasına geleceğim tam tersi değil. Mevcudatta gözüken, ağaçta gözüken renk, şekil, e, letafet, nezaket, e, madde gibi o gözükenler hep esmalardır. Ama peki nedir o onun arkasındaki sıfat? Onun arkasında o madde gibi gözüküp ama madde olmayan arkasındaki enerji. Geç biraz arkaya esir. Geç biraz arkaya. Maddi hayat geç biraz arkaya aynı hayat yani bu cesedi var ya ağacın ağacın cesedi gözüken cesedinin dışındaki her şey sıfata bakıyor. Mesela e, esir esirin aslı maddi hayat maddi hayatın aslı aynı hayattır. Onun için şu ağaç gibi gözüküyor ama şöyle diyeyim misal daha kolay olur buz buz ama su değil midir evet mi evet mi? Bu zaman sudur. Su ama H2O'dur. Öyle mi? h ama enerjidir. Aynı yerdeyim ha bak bir yere gitmiyorum. Buz. Bu elimi buz. Buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. h odur ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddeye hayattır. Maddeye hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama hayatın zatları cevelleridir. Peki aynı hayat Nerede de en cilve tecelli ediyor en azami? Cennette. Arkadaşlar şu buz gibi gözüken şey en son giyilen bir elbisedir. Elbise. Kışın palto. Paltonun içinde kazak. Kazan içinde gömlek, atlet, vücut. Hayat. içeriye doğru girersin. Hayat. Hayatın da özü nedir? His ve şuur. His ve şuurun özü nedir? Akıl. Yani şu Mehmet dedin ki bu buza ne diyelim? Esma buz. Suya kadar esmadır. Bu suya kadar. İşte enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayat buraya kadar olanlar da sıfattır. Onun için bu mevcudat aynadır. Esma gözüktüğüne göre bu mevcudatın aslı arkası esma değildir. Gözüken esmadır. Biraz da gidelim bir anda olmaz. Hayat pek çok sıfatın memzuç bir macun hükmünde bir ziya bir tiryaktır. Evet Elvan-ı seba, yani güneşten çıkan foton, bizdeki ziya, 7 tane renk, ziyada, ziyada olur. Yani anlamak için usta diyor ki, elvan-ı seba var ya böyle gökkuşağı, Gökkuşağıdan kuşağıdan 7 tane renk, ona ziyade ediyor. Muhtelif edviyeler tiryakta nasıl müm mümtezi için bulunur? Bir ilaçta kaç tane elementler var? 0,05 mg kalsiyum, 0. 0 2 mg magnezyum 007 mg demir gibi bunlar belirli şartlarda belirli bir şekilde imtizaç ettiriliyor. Bu ettirilene tiryak deniliyor. Tiryak o ilacın içerisinde nasıl ki elementler birbirine uyumlu bulunuyor. Güneşten gelen ziyaya da elvan-ı seba 7 renk beraber aynı böyle bulunuyor. Öyle de şimdi iki tane örnek verdi ilaç verdi. Güneşteki Şeyi verdi. E tane rengi ben bir de gök kuşağını verdim. Hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış, aynı böyle bir hakikattır. Hayat dahi içerisine ilim, iradeyi almış. İrade var. Hayatın içerisinde ilim irade var. Basar var. Diğer esmaları şey sıfatları zatına cem etmiş. Böyle bir şey hayat o hakikattaki sıfatlardan bir kısmı peki hayatın içerisinde subuti sıfatta ilim, irade, sen, basar, kudret, kelam hayat. Hayat diğer sıfatları da tazamun etmiş. Onlar nasıl peki ortaya çıkacak? Güneşten ziya geldiği zaman maddeye çarpıyor. Maddeye çarpınca yedi renk çıktı. Isı çıktı, ışık çıktı, trovyal ışınları çıktı, dalga boyları çıktı, End e, tayflar çıktı. Çıktı da çıktı bir sürü şeyler çıkıyor. Hayatta böyle. Hayatta bizim ruha bir vurunca ruh aynasına ne çıkıyor? Duygular çıktı. Duygular vasıtasıyla insibat eder. Duygu çıktı. Düşünceler çıktı. Hayal çıktı. Fikir çıktı. Zan çıktı. Malumat çıktı. Latifeler çıktı. Hissiyatlar çıktı. Çıktı da çıktı. Ruha, ruha vurunca hayat güneşten çeke gelen foton şey ziya Foton maddeye çarpınca içini dışarı ettiği gibi hayatta neyi taşıyorduysa ruh aynasına bir vuru verdi. Ben buyum dedi. İçini dışarı etti. Bu dersleri tefekkür ede ede hakikaten burası burası olmadığını, nasıl bir suret olduğunu, korkunç bir yanılgı içinde olduğumuzu Mesnevi de söylüyor. Diyor ki hayat ne kadar hayatla e, mevt ne kadar iç içe aralarında mesafe ne kadar uzun. Mesnevi diyor. İlimle cehil arasında ne kadar mesafe var ama ne kadar yakın. Vücud ile adem ne kadar yakın ne kadar uzak. Yani aynı şeydeler de biz aldanıyoruz. Yani şu bedenimin dışında hiçbir tarafım konuşmam dahil. Kelam insan aynayı kelamındadır diyor. Kelamım dahi şu atomun dışında hiçbir şey ben buralı değilim, gaypten konuşuyorum, gaybız. Şahit misiniz benim içime? Gayptir. gayb. Her şey gayb da ama acayip olmuşuz. A durdum. Ne oldu yok? Nereden imal im ediliyor? Hiçlikten. konuşmamıştikten geliyor. Yok. Yani olaylar iç içe olunca biz onu karıştırıyoruz. Yani ne kadar şey o neredeydi? Vücut o kadar yakın, Adem o kadar uzak. İlim cehil arasında mesafe ne kadar mesafe ne kadar yakın. E, 198 miydi yoksa bak. Harbiki madde perdesinde ifade ediliyor ama. Ha evet bu perdede gözüküyor. Ama biz zannediyoruz ki artık göre göre olayı perdeye hasrettik. Perdede harbiki arkadaki sistem yani. Arkada yani ha buldum buldum. 198. Mülk ile melekut arasında hicap ne kadar incedir aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Mülk ve melekut bak. Ben buradayım. Mülk. Ruhum ne kadar? Sonsuz. Size gayiptir. Ama ne kadar uzak ne kadar yakın. Dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. <laughs> Nefes aldım. Veremedim. Gitti. Dünya ahiret bedenim ruh gibidir. Ustad diyor. Ama bizim için ne kadar uzak ahiret ohu ama ne kadar yakın. Başka? Dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasında hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. Yani ilim ile cehalet ne kadar uzak, ne kadar yakın. Başka? iman ile küfür arasında ki berza ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İbadet ile günah diye devam ediyor. Yani acayip dünya, dünya değil. Alo alo burası. Dünya şeklinde ifade ediliyor ama 18 bin alemin hulasay-i camiasıyım ben. Bu nedir? 18 bin alemin hulasay-i çekirdeğim, firistesiyim, rüznamesiyim. Öyleyiz. Bilirsen rahat edersin. Hakikaten. Peki nasıl olacak? Sekeratınızı söyleyeyim. Şimdi her şey farklı. O bu karanlık aydın gittik, geldik, yedik, yemedik, oruç tuttuk, tutmadık. Uykuya geçtin. Uykuda herkes eşit mi? Hiç kimse artık hiçbir tanımlama yok. Fakir, zengin, alim, cahil, çocuk, kadın, erkek büyük fark var mı? Uykuda. Ha bu sekerattır. Sonra bir uykuda bir rüya gördük. Allah Allah. Hiç şüphe var mı orada e, rüya olduğuna? Rüya olduğunda şüphe var mı rüyadayken? Rüyadayken rüyanın rüya olduğunu bilemez. Ha Vay be oraya doğduk. Nerede doğduk? Aynı yerdeyiz kardeş. Bir yere gitmedik. Ama benim dipsizim yani. Aynı buz. E su. Buz ama su. h Enerji. Esir. Madde hayat. Aynı hayat. Aynı hayat ne demek biliyor musun? Cennet. Cennetteki sistem aynı hayattır. Cennet aynı hayat diyor. Orijinal hayat cennette. E buzda da var o işte. Ama incelmiş. Şöyle diyeyim incelme. E, topraktan petrol çıktı. Katrandır o. Biraz mesleğim o. Petrol çıktı mı? Çıktı. Onu bir imbiklerden geçiriyorlar. Ee, en böyle kesif katrandır. Biraz da geçiriyorlar gaz yağı. Biraz da geçiriyorlar imbiklerden. İnceleşiyor mazot. Biraz da inceleşiyor benzin. Biraz da inceleşiyor oktan benzin. Biraz da inceleşiyor uçak benzini Hayat da böyle. Hayat da böyle. Allah'ın dışında hayatı tavsif ediyorum. Allah'ın dışında 18 bin alimi makineye koyun. Meyveden su çıkartacağız ya meyve sıkacağı gibi meyveden su alacağız. Portakal koydun? Narı da koydun mu? Elmayı da koydun mu? Elma, armut, şeftali var mı? İsmail, var. Sıkacaktan sık bakalım çıkan su ne var içinde? Bunlar var ama a bu portakaldır, bu elmadır, bu armuttur diyebilir misin? Diyemezsin. 18.000 alemin khulasası aynı bunun gibi hayattır. Peki ben bu suyu daha inceltemez miyim? Bir cihaza koyarım, buharlaştırırım. Hayatı da bir cihaza koyduk. Hayatın da özünü aldık. Bişik. Özünü aldık ne çıktı? His ve şuur. His ve şuuru da makineye koyduk. Özünü aldık ne çıktı? Akıl. Tamam. Ruh bunun özü değil. Zati ve müstakil bir cevheridir. Bir daha yapıyorum. Allah var hiçbir şey yok. 18 bin alemi yarattı. Arş, azam, lef-i mafuz. Cennet, cennem, kürs. Alemi, sal, alemi, mana. Hepsini tamam bunu meyve sıkacağının içine koy 18 bin alemi meyve sıkacağının içine koy özünü alalım 18 bin alemin çıkan şey hayat. Hayatı da makineye koyalım biraz da öz alalım <laughs> his ve şuur his ve şuuru da makineye koyalım özünü alalım <laughs> akıl anladınız mı akıl nerededir hayatın 18 bin aleme göre bu akıl nedir? 18 bin aleme göre şuur nedir? His nedir? 18 bin aleme göre hayat nedir? Bak bu misal. 336 lemaları anlattım. Şimdi devam ediyorum gene ona geleceğiz. Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı nasıl yapacak? Duygular vasıtasıyla imbisat ederek inkişaf edip ayrılır. Kısma ekserisi hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretini kendini bildirirler. Mesela şeyi düşünün abiler. Tenceresi su koy. Suyu ateşe koyduk. Böyle kaynıyor. Bu tencereye bak bakalım. Her zeresinde bir şey çıkıyor. İşte bu tencerenin içerisindeki o su hayattır. Oradan çıkan o depreşmeler bir kısmı duygudur. Bir kısmı hissiyattır. İşte Allah da hayat güneşten güneşten ziya çıktı ya maddeye çarpınca nur çıktı yani ışık çıktı renkler çıktı enerji çıktı esir çıktı ee, ondan sonra utrovial dalgalar bir sürü şeyler çıktı değil mi o fotondan Allah da hayatı bir vurdu böyle ruh aynasına bir vuru verdi aynada ne çıktı fikir çıktı his çıktı duygu çıktı Latife çıktı, şefkat çıktı, muhabbet çıktı, aşk çıktı, zan çıktı, vehim çıktı, ve söze çıktı, şeytan çıktı, melek çıktı. Hepsi, hepsi onda. Hayat bir noktayı mihraki hükmünde muhtelif sıfat birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde hikmet ve rahmet ve rakiza. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şunat-ı zati, zatiye-i rabbaniye aynadarlık eden bir ayni samediyettir. Az kaldı iki paragraf. Hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. 18 bin alemden süzülmüş acayip yani. Hayat o kadar 18 bin hayatı kime vermişse niye? 18 bin alemi hayatı kime vermişse 18 bin alemi verdim. İman ederek neyi aldın? Allah'ı aldın. Allah ne demek? Sence nedir? Ha, senin aleminde neyse iman ederek, imanın içeriği Allah. Hayat vererek ne verdi? Allah'ın dışında yaratılmış bir tüm varlık sana verildi. Cem olmuş bana. Allah Allah. geldi de ateş atmasın. İsmi hayyin tecerisi diyoruz ya. He. Bu sadece bu değil daha değil mi? Abi canım. Değil tabii ya abim. Biraz da devam edeceğim şimdi bak. Ka hayat bu kainatın süzülmüş bir hulasadır. Kardeşim kendine benlik verme, vücut verme. Bu madde boştur, kafir. Felsefeci diyor ki İngiliz e metafizik, kuantum fiziğin uzmanı. 80 küsür yaşında ama sonra Müslüman olduğunu söylüyorlar. İnsanın meydana getiren bu en küçük parçasına atom. Atom, molekül, hücre, doku, organ, insan. En küçük parçası nedir? Atom. Atomun içerisinde ne var? Proton, elektron var. O kadar boşluk ki. Eğer insanın protonla elektron arasındaki boşluk ne kadardır diyor? Protonun büyüklüğünü misket kadar yapıp Londra'ya koysam, ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan geçer. O kadar boş. Diyor ki insanı meydana getiren atomları sıkıştır boşluğunu alsak nokta bile olmuyormuş. Kalemin ucundaki nokta olmuyor. İnsan bir noktadır. Hava basarsanız elif olur. Aa elif. Bir nokta bir elif. İnsan böyle bir şeydir. Yani arkadaşlar burada bedenle bedenle kendimizi vücutla kendimizi ifade ediyoruz ama ne aklımız buralı ne ha Hissimiz, hayalimiz, hayatımız, duygularımız, latifelerimiz, beka arzusu, sonsuzluk, ölmeme vesaire. Size bir ölümle alakalı bir cümle yazdım bugün okuyayım bununla alakalı. Tek bir cümledir. Uza, uzatacağımı zannetmeyin. Ee, ölüm. Ölüm korkusu olanlara müjdedir vallahi böyle. Harikadır ben. Hemen kaydettim çalışırken. İnşallah bulurum. Ölüm nedir? Aynen cennet müjdesi gibidir. Ölüm korkusunu öyle korku ki kardeşler. Adamlar bir tane değil üç tane psikolojik ilaç içiyorlar. Ee, onu bulursam şurada her kendini dönüşüm. Ha buldum. Bak ölüm korkusuna bak. Ben bu, bu dünyada niçin ve neden varım sorusunu sorabilene ölüm ona teris olur. Niçin yaşadığını bilen niçin öleceğini de bilir. Yaşamın yaşamın farkındalığına ulaşan kişi ölümün gerektiğine, gerekliliğine de ulaşmış demektir. Ben bu dünyada niçin ve neden varım sorusunu sorabilene ölüm ona teris olur. Cevabı teristir. Ben bu dünyada niçin ve neden varım, nereden bu aleme geldim sorabilene ölüm ona teris olur. Niçin yaşadığını bilen Niçin öleceğini de bilir. Yaşamın farkındalığına ulaşan kişi. Yani hayatı böyle derslerle farkındalığını arttırmış kişi. Ölümün de gerekliliğine de ulaşmış demektir. Ben bir gün bir rüya gördüm. Ders yapıyorlar. Ama tanımlayamadığım bir zat. Sırtı bize dönük. En fazla... 9 kişi varız. 7 9 5 kişi o kadar. Sırtı dönük bir şey anlatırken "Efendim bir şey sorabilir miyim?" dedim. Mevzuyla alakalı. Uzun olmasın o parçayı. Bunun ölümle alakalı. Bir şey yazıyordu, anlatıyordu bize. "Buyur sor." dedi ama dönmedi. Ondan sonra ben otura ayağa kalktım o sırtı dönük. Yüzü yok da. "Ahiret nerededir?" dedim. O zaman "Ahiret nerededir?" Rüya biraz uzun. O zaman ahiret nerededir dedim. Soruyu sordum ayaktaydım oturdum. Döndü. Ama böyle bir sima görmemiştim hiç kimse. Öyle bir sima. Dedi ki ne dedim ben ona ne sordum? Ahiret nerededir, ahiret nerededir? dedim. O da şunu söyledi. Bu soruyu kim sordu dedi. Hiç ses yapmadım Cevap ekledi. Soruyu sorandadır dedi. Dedik ki hayatın yaşamanı farkındalığını bilen, farkındalığına ulaşan Ölümün de lazımlılığına, gerçekliğini de aynı anda ulaşmış demektir. Çünkü vücut ademsiz olmaz. Yani peki niye var ölüm? Hayat niye varsa bunu fark eden kişi niçin yaşadığını bilen ona ölüm teris cevabıdır. Ben niçin burada varım sorusunu sorabilene ölüm teris cevabı olarak gelir. Teristir. Bazıları ölecek, bazıları teris olacak. Hayat bu kainattan süzülmüş bir klasadır. Ya bu eserler olmazsa ne yapardık ya? Vallahi her gün hayretli içini kalıyorum. Ha olduk 60 olacağız. Her gün ya bu eser nasıl bir şey ya? Şimdi bak buraya koymuş Kur'an'a bak ya. Huvellezi cale şemsa ziya vel kamere nura. ziya. yani senin ne işin var ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Güneşte sen kamerde ne işin var ya? Şöyle hurmalıkları alalım, gasp edelim, esir alalım. İnsanlar şöyle yapalım. Senin güneşte ne işin var? Kamerde ne işin var ya? Bu din olur mu? Bu nasıl bir din ya? Güneşi yorumluyor. Güneşten diyor nür çıkmaz diyor. Ziya çıkar. Nereden biliyorsun sen ya? 1400 sene önce. Nasıl hayret etmeyeyim ya? Bana bana diye. Yani düşününce kafayı atacağım. Senin göklerde ne işin var? Diyor ki şu semayı diyor. Donuk zannediyorsunuz, sabit zannediyorsunuz. Biz oysa genişlendiriyoruz diyor. Ya bu denilecek şey mi ya? 1400 sene önce. Şimdi de denmez. Daha acayip. Adamın gördüğüne. Gördüğü Uhud dağını görüyor. Se, o dağı görüyor. Adama diyor ki oradaki bedeviler. Şu dağların sabit zannediyorsunuz. Oysa biz onları yürütüyoruz. Ne olacak şey mi ya? Ben bizim köylülere desem var ya. Şu dağlar var ya. Cehalveri dağ. Yürüyor desem. Hoca durumun hepten iyi değil derler. Kesinlikle. Cin, Tabi cinlendi. Zaten ilk önce vay geldiğin zaman cinlendi zannettiler. Ya din bambaşka bir şey ya. Baksana şuraya ya. Yani şemse ziya kamere nur. Hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Bakın görüyor musun? Ziya ile mevcudat görünür hayat ile bilinir. Bir daha. Hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Hayat şu iki vasıfı barındırır. Vücut ile beka. Hayatın asıl, hayatta asıl vücut ve bekadır. Vücut kazanımların bütünlüğüdür. Vücut neydi? Vücut esma-i hüsnaların her birisine hakikat denilir. Hakayı keşay sabit etin. Her bir esma hakikat. Tamam? Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Adın, Sani, Mülevin bütün isimler hakikattır. Şimdi bu esmada sen bu, Latif'ten bu kadar mesafe kat Rahman'dan bu kadar ettin. Mülevinden bu kadar ettin. Yani esmalarda ne kadar terakki edersek bu esmaların toplamı sana verilirse onun adı vücuttur. Vücut buldu Esmalardaki terakkilerinin toplamı vücut. Öyleyse şu şu arada bir cümle vardı ya abi. Ha. Şu zerrecik vücudum hadsiz vücutların aynısıdır diye. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların kazanmasına vesile. Ha, kurban şu şimdi o daha farklı oldu Acayip Şimdi şöyle yapayım mı abiler? Şöyle bir isim söyle. Şey isim söyle. Reza. Reza yukarıdan aşağı çizgi yap. Hafız bir isim söyle çabuk. Emin. He? Emin. Emin. Emin diye isim var mı? Esma Esma. Esma, Esma. Esma. Sen söyle Abdül Kadir. Şafi. 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 Sen söyle. Hakim. Hakim. sen? Şenim. Sen? Rahim. Rahim. İsimler böyle. Tamam mı? İsim deyince Ahmet Mehmet diyor Emin diyor. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> tamam. Geçti tamam. Kardeşi. Öteki tarafa geç. Şimdi bak. Esmaların mertebeleri bu. Bu esmaya ne denilir her bir esmaya? <laughs> Hakikat. Tamam. Şimdi Latif ismin desen 7 yedi aldın. 7 yedi dereceyle bu dünyadan terhis olacaksın. Kerim ismine 9, Adil ismine 11, Rahman ismine iki. Rahim ismine 15, Mülevin ismine 29. Yani bu dünyadan giderken kesbettiğimiz esma mertebeleri. Abiler ona bir çizgi yapar mısınız o noktaları böyle? Yaptık mı? Anladınız değil mi? Bak bu hakikattı esma. Rahman hakikat. Mülevin Hakikat, ya, hakikat e, Allah da öyle. Ondan sonra Rahman, Rahim, ya Cemil, ya Kerim, ya Latif. Bütün böyle çizgi düşün. Bunun her bir çizgi hakikattır. E, senin kazandığına bir nokta koy. Mulevinden 8 derece aldın. Adil isminden 2 aldın. Rezaktan 5 aldın. Böyle bunları bir birleştirir misin? Birleştir, birleştir. Bu birleşen noktaların bütünlüğüne vücut denilir. Vücut kazandın, kazandığın vücutlar, kazandığın vücutlar. vücutlar, vücut. Peki kazanmadıkların, Adem. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Kazanamadım sonsuz, ümitsizliğe düştüm. Kazanamadıklarım ne olacak? Bende nihayetsiz istidat yok mu? Var. E bu nihayetli dünyada nihayetsiz istidatlar inkişaf edebilir mi? Edemez. Bir daha. Nihayetsiz istidatlar nihayetli dünyada inkişaf edemeyeceğine göre israf mı olacak o? Hayır. Onları vücut bulalım, vücuda dönüştürelim. Kazanamadıklarımız ama kazanmamız mümkün iken kazanılamayan vücutları vücuda dönüştürmenin yöntemi nedir? İstifardır. Günahlar Adem'idir. Adem'den vücuda dönüştürmenin yolu günahların ademe dönüştürürsek, şey vücuda dönüştürürsek ne? Tövbedir. Ha, istifarla töbe arasını söylüyorum. Nihayetsiz istidatla donatılmışız ama nihayetli bir dünyada ömürde yaşıyoruz 60-70 sene. O nihayetsiz istidatlarımızı inkişaf ettiremeyiz fani dünya ama Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir sistem geliştirdi. O olmam mümkün olanların olamadıklarımın olmasını dönüştürme sistemine günde 70 defa istiğfar edermiş. İstiğfar günaha değil olamadığım vücut mertebeleri nedir? Ha işte bu merak etmeyin bu kadar mertebeleri e e iskaladık ıskaladık deme başka bir sistem çalışıyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyince olmam muhtemel olan istidatlarımın dünyada olamamanın getirmiş olduğu haleti ruhiyeden çıkan istiğfar ile olamadıklarımın olma halidir. Ki 11. lemada şöyle diyor bunlara bir niyet, bir kast, bir irade, bir cet, bir gayret, bir niyetle o vücuda dönüşüyor. Yapmışsın gibi, olmuşsun gibi, kazanmışsın gibi oluyorsun. Onun için 60 sene, 70 sene yaşamak pek mühim değil o kadar. Yeter ki bu sistemi yakala. Gördüğün şu anda diyor da ya, bir anı yaşamak kahvedir. Ha ha işte orada. Bir an yaşamak nihayetsiz vücutları kazanmasına vesile. Bir an yaşa bir an doğ. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sonra öl. Hiç önemli değil. Tamam. Nihayetsiz vücudu kazandın. Bir an vücut imanla geçen bir an vücut nihayetsiz vücutları kazanmasına vesile. Sayfa 69 mıydı şu olarak? Son e, hayat hakkında son şey okuyorum. Kaderin müşahede ha, yani e, sormak istediğin soruna Gidiyor. Tamam. Saate bakıyorum. Kaderin müşahade alemine çıkmasına hayat diyoruz. Hayat bir sıfat ki mefsuf olduğu kimseyi kudret ve ilim sıfatlarıyla mutasef kılar. Güneşe Cenab-ı Hakk'ın hay sıfatı desek. Bak şimdi. Güneşe Allah'ın hay sıfatı desek. Güneşten ziya'ya, güneşten çıkan ziya'ya hayat denilir. Bir daha ne olur hayalinizi kurun. Güneşe Cenab-ı Hakk'ın hay sıfatını koyalım. Yani güneş hayat olsun. Güneşten çıkan ziyaya, güneşten çıkan ziyaya hayat denir. Güneş ha, güneş hayat olursa hayatın cilvesine ziya denilir. Yani güneş hayat olursa ondan çıkan fotona ziya denilir o hayat güneşten gelen ziya ile i şadet ve alemi gayba vücud vücuda geldi. Hayatla hayat şeceri hilkatın yapı malzemesi kainata hayat verilmemiş hayat malzemesiyle yapılmış çok ilginç fark var. Yani mesela ben eskide belki de 20 sene uğraştım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Taşları, toprakları, domuzu, cenneti, cehennemi, tahtaları, suyu. Nereden yaptı? Bir şey kullandığı yani de Allah var iken taşlar, dağlar, cennet, cehennem, hayvanlar yoktu. Yaratacağım demesi irade. O nasıl olacak? Plan ve projesi irade e, ilim. Ne ile yapacak? Malzeme taşı ne ile yapacak? Hayat. Yaratma şeyi kudret. Demek ki taşı toprağda cansızları da Abdülkadir ne ile yaratmış? Hayattan. Çok ilginçtir. Taş toprak da hayattan yaratılmış. Hatta ilmi kelam tabiridir. Şey denilen her şey hayatlıdır diyor. Eski Asar-ı de geçiyor. Ee, Hızlı gidiyorum ki daha şuur konuşacağım. Onun üzerine kurulan her şey ziyası temeli. Hakikat oluyor. Onsuz hiçbir şey ifade edilemez. O zaman hayatın bakmadığı, ifade edemediği, hakikat olmadığı hem gaybta hem şahadette hiçbir şey yoktur. O zaman hayat yoksa hiçbir şey yoktur. Yoktur yani öyle bir şey yok. Demek ki her şey bir daha toparlıyorum ve son. Allah'ın dışında 18 bin alem, arş-ı azam, lef-i mahfuz, kabu, kaybsen, cennet, cehennem, Mikail, Cebrail, İsrafil, Azrail, alem-i gel, dağlar, tepeler, şeytan, melek, taş, toprak hepsini makineye koyuyoruz. Özünü alıyoruz. Bu öz hayat. Hayat ile yapmış. Hayat. Hayatın da özünü alıyoruz. His ve şuur His ve şuurun özünü alıyoruz. Akıl. Ha, ruh ise bunun özü değil. Bunların çatısı. Zati ve müstakil bir cevherdir. Şimdi abiler, ee, nuru konuştuk. Şuuru konuşalım. Vücudu da konuştuk. Bir tane kaldı. Ha, nur ile şuur. Nuru konuşmuş olduk hayattan değil o zaman. Yok. O ruh e, gelince konuşacağız. Hiç karıştırma. Bunun özü ruh değil ru başka bir şey kategori. Şimdi neyi konuşuyorum? Şuur. Sure. Şuur sure, kaçıncı sayfadadır? E, Enfusi Lugatta. 263. Evet ne konuştuk? Şuur. Sure. E, bakalım 263'ü bulabilecek miyiz? Oo yok burası. 200 <laughs> He? Ha? ha buldum. 263 buldum abiler. Şöyle diyeyim ilk önce de belki de bir sayfadır. Okumak uzun olabilir. <laughs> ama düz okuyalım Bir dersi keseceğim çünkü. Şur okuyup keseceğim. Mevcudu konuştuk, vücudu da konuştuk. Şur ama şöyle diyeyim. Abiler kafada kaç mertebe var? 7. Ha. En dış tarafta soğan kabuğu gibi dışında tahayyül. İçine gir, tasavvur. İçine gir, takul. Daha içine gir, tasdik. İçine gir, İzan. Biraz da içine gir, iltizam. Biraz da gir, itikat. Üçüncü mertebede ne var? Takul, akıl. Bunun içerisinde bulabildiğim kadar külliyatlar tam. Aklın 42 ama tahmin ediyorum 52 tane sıfatı var. O 52 tane haram var. 52 tane farz var. Aklın da 52 tane sıfatı var. Tamam. Şimdi bu aklın mesela deha, hüşyar, tefekkür, e, zeka, muhakeme, muhakkik, mudakkik. Hep aklın sıfatları. Bu... Aklın içerisindeki zeka, hüşyar, deha, zekavet hepsini bayram macun yapar mısın Tayyip Ekmez'le? Karıştırdık. Çıkan ne biliyor musun? Şuur. Kafadaki, aklın, sıfatlarının bütünlüğü birinci şuur. Tamam. Şimdi vicdana iniyoruz. Vicdanı sayabilir misiniz dışarıdan içeriye doğru vicdanda? İrade. İrade gir içeriye. Zihin. His. Latife Rabbani. Zihin kaçıncı mertebededir? İki. İrade zihin. Zihinde ne var? Zihin akılda ne farkı var? Bu mevcudat akılla tefekkür ederek zihinde mekan açılıyor. Zihinde diriliyorlar. 13. söz. Zihinde hüşyar oluyorlar. Zihinde mekan açıyor. Mekan zihin. Tefekkür ettiğimiz anda vicdandaki zihinde mekan açılıyor. İşte irade, zihin, his, latife-i rabbaniyenin bütünselliği, tayin pekmez karışımı gibi bütünselliğinden çıkan sıfata, vicdanı sıfata şuur. Hangi şuur? İkinci şuur. Ha vicdandaki şuur ile akıldaki şuur farklı. Vicdandaki şuur aklın aklıdır. Akla diyor ki yanlış yaptın, doğru yaptın, eksik yaptın, yapma, özür dile, tekrar tövbe et diyen aklın kararına onaylayıp veya reddedendir. Vicdani şuur aklın aklıdır. O zaman iki tane şuur var. Bir, akıldaki şuur far ilmi mertebedir. Vicdandaki ise hissidir, vicdanidir. O zaman aklı kontrol eden kimdir? Talebenin, talebeye yanlış yapıyorsun, doğru yapıyorsun, etme, gitme diyen hocası olduğu gibi aklın da hocası Aklın aklı vicdandır. Vicdandaki şuur diyor ki akla yapma, etme diyor. Şuuru böyle yaptıktan sonra e, okuyorum şuuru. Hayattan süzülmüş en safi hulasa olan şuur ve akıl. Hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş bir şuurun bir hulasasıdır. 7 adet subutu sıfat. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat bizdeki hulasay camiasıdır şuur. Allah'ın subutu sıfatının, Allah'ın ilim, irade, sem, basar, kudret, kelam, bizdeki hulasa, bütünselliğinin adı şuur. Şuur kendini kendinle, bak şuur kendini kendinle, kendini kainatla, kendini Allah ile tanımanın adıdır. Allah Allah. Yani... Şuurumuzun önüne şuurumuzu koyarsak, aklın konusu aklı olursa, yani bil, bildiğimizin bilmesine, bildiğimizin bilmesine önüne bildiklerimizi koyarsak insan inkılap geçirir. Hayat çık dışarıya his, şuur, akıl sorar u. Kainatta ve Allah'taki yerini belirleme hali. Yani şuur nedir? İnsanın bu kainatta ve Allah'ta belirleme halidir bir özelliğinde soyuyor. Yani insan bu dünyada bilir. Mesela ben bilirim. Bu dünyada işlevim ne? Benim vazifem değil diyorum. Hayır diyorum. O o kadar acımasız hadiseler var ki benim işim değil. Hayır demek değil. İşte benim bu dünyadaki işlevimi, koordinatlarımı, navigasyonundaki o konumumu bana burada gösteren, Allah'taki yerimi bana işaret eden şuurdur. Şuur aklın ve kalbin muhakemeli, muvazeneli halinin adıdır. Şuur, alim ve hakim isimlerinin tazamun ediyor. Şuur, radyo istasyonuna radyonu irtibatlandırmandır. Şuur, kendinin ve karşındakinin evelini, ahirini bilerek muhatap olmaktır. Şuur, insanın bütün hasalarının birbirine münasebetlerini bilme halidir. Şuur ziyaya nispet ediyor. Ziya gibi şuur yani güneşten çıkan ziya nasıl ki yedi tane renk ısı ışık renkleri tazamın ediyor. Hayattan çıkan şuur da hayatı tanımlıyor. Hayattan peki ne yapmış? 18 bin alemi yapmış. Şuurun içerisinde de 18 bin alem var. Ziya eşyayı açığa çıkarttığı gibi 7 sıfatı da eşyayı açığa çıkarıyor şuur. Yedi duygudan gelen mesajların değerlendirildiği münasebet kurulduğu noktadır şuur. Şuur şuunat-ı zatiyeden geliyor. His sende uyanan şuur seni uyandırandır. Bir daha his sende uyanandır. Sen uyandırıyorsun. Şuur ise seni uyandırandır. En dış kabuğunda nefsi emmare, sonra nefsi levvame, nefsi mutmaine vesaire. İnsandaki aktifliğinin adı şuurdur. İnsanda nefis kaç mertebedir? Nefsi emmare, levvame, mulme, mutmaine, razi, safiye, natika diye değişiyor. İşte bu yedi tane mertebeyi uyandırıp kıblesine koyandır şuur yani şuurun farklı farklı işlevinden bahsediyor. Bunların bütünselliğidir şuur. Bunları ne kadar bütünlüğe getirirsek o kadar şuurlu oluruz. Nefis deyince kötü anlamayın. En dış tarafı kötü. Nefse emmare. Gir içeriye. Levame. Levame ne demek? Günah işlemeyen değil ki. Günah işler ama lanet olsun ya. Nereden yaptım ben bunu ya? Tövbe ya Rabbi. Levme diyor. Harika bir. Allah bu Kur'an'da bu nefse yemin ediyor bin nefsil Değil mi? Yani günah işlemeyen diyemiyor. Günah işleyip de tövbe edeni Allah'ını kadar seviyor. Yani günah işlemesini değil, tövbesini seviyor. Her şey ondandır, o değildir. Allah'ın da şuuru var. Allah'ın şuuru yedi sıfatın hulasasıdır. Şunatı zatiye. Şuurun mertebeleri var. İlmel yakin, anel yakin, hakkal yakin. Birinci şuur sistemin içinde olduğuna hükmeden, ikinci şuur bütün sistemi gören, sistemin dışına bakan görebilen. Yani birinci şuur sistemi görüyor, ikinci şuur ahireti görüyor. Birinci şuur akıl, sistemi görüyor, dünyayı görüyor. Vicdandaki şuur gaybi görüyor, gaybi seyrediyor. İkinci şuur bütün sistemi gören, sistemin dışından bakan görebilen. İnsanda iki şuur vardır. Melek ve diğer mahlukata birinci şuur vardır. Yani meleklerde birinci şuur var. İki tane şuurları yok. Şuur, ruhun dört sıfatından biri olan zi şuurdur. Ruhun bir sıfatıdır. Evet 12 oldu ama bitireyim şu cümleleri. En dışarıda hayat, bundan içeri akıl, bundan ida içeri şuur, bundan da içeri ruhtur. Adeta sıfat-ı subutiyenin bizdeki hulasay camiasıdır şuur. Şuur, dimağın ve vicdanın bütünsel haletinden çıkanın taakkuldeki bütünsel resmidir. Bunu da Kızıl İcaz'dan yazdım. Bir daha. Şuur, dimağın ve vicdanın bütünselliğinden ortaya çıkan haletin akılda ortaya çıkan resmidir diyor. Allahu Ekber. Kainattan hayat süzülmüş. Hayattan da hiç süzülmüş, histen de şuur süzülmüş, şuurdan da akıl süzülmüş, ruh süzülmemiş. Ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri, sabit ve müstakil zatıdır. Lemalar 336. Aklın eylemdeki, fiildeki hali şuur. Aklın fiildeki, eylemdeki hali şuur. Bunun için yedi sıfatı subutiyeyi tazamun etmiş. Şuur, imanın hakikatını taşıyor. Şuur onun Allah'ın yakınlığının sendeki delillenişidir. Yani vicdandaki ve akıldaki şuur Allah'ın sana yakınlığını sana haber ediyor. Allah Allah. Ve hissetme nasıl gözüküyor? Allah bizde derste ya şu anda huzur var mı? Var. Bende var şimdi. Hepinizde vardır zannediyorum. Allah bizde aktif. O sevmediği bir şey bize yaptırmaz. Allah bir konu severse sevdiği işleri yapar. Yaptırır. Ha şimdi e, böyle Allah hazır olduğu için bizde huzur oldu. Bunu kim bize şey yapıyor? Bu huzur hali. Bu huzur hali e, mertebesini söylüyorum. Hissetme vicdanda. Fikretme akılda. Zevk etme. Zevk etme de kalptedir. Şey, hissetme vicdanda. Hissetme, fikretme. Peki tasavvufta buna ne derler? Ruhlanma, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmi kelam, ilme lakin, ane lakin, hakkalik denilir. E bizde nedir? Fikretme, hissetme, mahsetme. Yani farklı isimlerle. Merati bir hayata göre anlama ve anlamlandırma istidadıdır şuur. Anlama hislerle anlamlandırma ise şuurla. Anlama hislerle anlamlandırma şuurla. Birinci şuur dimağın bütünselliğinden beslenir. İkinci şuur kalbin ve vicdanın bütünselliğinden beslenir. Şuur ile kendini tanımladığı kadar mevcudatı da tanımlar ve anlamlandırır. Keşi, kişi ne kadar kendisini tanırsa mevcudatın farkındalığı olur. Allah'a da o kadar tanımış olur. Allah tanıma kendini tanıma nispeti iledir. Bize bir şeyleri kanuniyetinden çıkarıp sana mal ediyor şuur. Bu şuur hem akıldan hem vicdandan ne şüne malanır çıkar. Kendine anlam yüklemesi nispetinde kıymet alır ki bunun da şuur yapar. Sana tesir ve iz bırakır şuur. Son iki paragraf allah Alem şuur ve his ve akıl hayat ayna. Bu aynada şuur ve his akıl var. His şemsezelinin ve mevcudun temesulatından sende uyanan, sendeki uyandırdıklarıdır. Yani Allah'ın bir mehvibe-i ilayesidir. Allah'ın sendeki tayin ve teşahhusun adı şuur. Ne anladınsa. Şuur ise Bende uyanan hislerin ki bende bir yapılanma yapar. Ortaya çıkanlarla ve kazanımlarla mevcudatın pencerelerinden vacibül vücuda bakarak oradaki meratib esmaları bende vücut bulmasına munasının cemidir. Bak abiler, vicdanda ne var? İrade. Vazifesi ibadetullah. Gir içeriye vicdanın iki. Zihn. İşlevi? marifetullah. Gir içeriye his, işlevi gir içeriye. İşlevi ne? İşte bu bütünselliğinden çıkan şuur Latife-i Rabbaniye ile Allah'ı seyreder. Onun için ehl sünnette Allah'ı görmek ehl sünnettendir. Allah'ı görür ama mesela ben size göstereyim mesela Allah nasıl görüyor. Görmeyi maalesef böyle böyle eşyalarla zannettik ya kafa gözüyle. Mesela namazdasınız veya derste bir hal olmuyor mu şu anda? Şu anda niye böyle huzur var, böyle tatlılık var? İşte Latife-i Rabbani Allah'a seyrettiği için. Latife-i Rabbani Allah'a seyrettiği için bizde bu huzur olur. Bunu seyreden kim? Şeydir, şuurdur. Devam ediyorum son şeyi. Akıl dayı bu his ve şuurun cem edilmesiyle taakkulun imbiklerinden geçirilerek, vahye nispet edilerek ve bağlayarak verilen cevaplardır yani şuur e, Cenab-ı Hakk'a nispet ediyor, bağlıyor. O bağlanma nispetinde Allah'ın akla verdiği cevaptır şuur. His ve şuurla kazanılanla yani şu akıl çanak anten abiler böyle geçmeyeyim de size. Çünkü önemli bir ta tabir. Akıllı çanak anten düşün. Uyduyu daha aşağı aşağı Kur'an veya Cenab-ı Hak'te. Çanak antenin gördüğünü sen görebilir misin? Çıplak gözle uydudan filmi görebilir misin? Ama televizyonda film çalıyor. Çanak anten. Çanak antenin duyduğunu sen kulakla duyabilir misin? Peki bu çanak anteni nasıl görüyor? Vicdan da böyle görüyor. Çana antenin gözü mü var? Uy uyuduğumuz zaman gözle mi görüyoruz rüyayı? Yok. Çanak anten uydudaki filmi, Çanak anten uydudaki filmdeki sesleri nasıl duyuyorsa vicdan çanağında akıl çanak, akıl çanaktır. Kur'an da güneş olsa akıl çanağına güneş Kur'an'ının verdiği cevap bu çanakta gözüken şuurdur. Bu şuurdur. Tamam. Aklın vazifesi çanak antenlik yapmaktır. Güneş Kur'an'ına kendisini tutar. Eğer aklı, akıl çanak antenini güneş denilen Kur'an'a tutarsak güneşin yani o uydunun, o filmin çana verdiği cevap şuurdur. His ve şuur kazanı kazanılanla aklı yapılandırıyoruz. Yapılandırdıkça gülün açılması gibi çanak antenin uyduya bakması gibi vahye muhatap oluyor. Arkadaşlar bu devam ediyor çok. Bu şuur çok biraz da bir sayfa yarım sayfa da var. Bu birinci maksatta geçen tabirlerin izahları. İzahlar. Şimdi gelecek önümüze vücut, mevcut, şuur ziya, nur. Mesela karşıya söyleyeyim. Hayat ruhun ziyasıdır. Şur hayatın nurudur. Abi bu neydi? Ha, bu kolay artık. Çok güzel oldu abi. Otur değil Birinci girmek için çok güzel oldu Yani mesela burada diyor ki. E, diyor ki e, şur hayatın ziyasıdır. Abi ha, tamam bu neyin nesidir? çözüldü işte. Ama burada diyor ki şuur hayatın ziyasıdır. Hemen karşıki tarafta şuur hayatın nurudur diyor. O zaman hayatı koy buraya. Koyduk mu? Şöyle. Bir böyle bak Ziya. Bir hayattan dışarıya bak Nur. Allah Nur. Yani hayattan e, mahlukat tarafına Nur. Allah tarafına Ziya. Mana yani. A, hayatın Allah'a bakan tarafına Mana, Ziya. Allah Yani a, hayattan mahlukat Allah'ın nuru semavat Yaratılmalara doğru bakarsan Nur ve mahluk. E, Ene'de ne vardı? Nur ve mana. Ene'nin manası Allah'a bakıyor. Ene'nin nur tarafı mevcudata bakıyor. E, aynı bunun gibi hayatın Allah'a bakan tarafı ziya. Hayatın mahlukata bakan tarafı nur. Ortada hayat. O zaman ne dedi? Dedi ki şuur hayatın ziyasıdır. Yani Allah'a bakan yönü hayatı tutuyor. Burada ne diyor? Şuur hayatın nurudur. Bu tarafa baktırıyor şimdi. Bir bu tarafa baktırıyor, bir bu tarafa baktırıyor. Ben, ne kadar fark var? Bir böyle bakıyorum, bir de böyle bakıyorum ben. Çok farklıdır. Allah'a bakarsak hayat yedi tanesi budur sıfatı cem etmiş. Mevcudata bakarsak şu mevcudat Allah'ın esmasının cil ve cema nakı sanatı. Yani donmuş buzdur. Su don, donarsa buz olur. Bu mevcudat nedir? Allah nuru sımaat Esmaların donmuş halidir. Beş tane tabir yaptık. Vücut, e, şuur, ziya, nur, hayat. Mevcuda hafif dokunduk. Hayatı da konuştuk. Bundan sonra artık, bundan sonra gitmek çok kolay olacak. E, Kur'an okuma saatimiz geldi bile. Ve da vahum enil rabbil alemin. El-Fatiha. İnşallah o haklı olarak böyle yapılandırıcı eleştirilere, tenkit yapılanmaya şey deniliyor. Tenkit o yapılandırıyor. Çok hoşuma gitti. Bu kardeş yazdı ya, yayına onu. Dedi ki konuyu işlerken dağıtmayın dedi. İstifade ediyoruz. Aynen başımın üstüne koydum bu sözünü. Bugün de hiç çıkmadık dikkat edersen. Yani buraya girmeden önce bu akşamki ders lazımdı. Niye? Bak, Çok lazım. Bir tabir var. Birinci maksadın sonuna doğru diyor ki... <laughs> Zamanı Adem'den beri hikmeti beşerinin nazarında gizli kalmış hayat. Hayat. Allah Allah. Yani. Nedir bu yani? Hayat nedir? Zaman Adem'den beri nereden okudun? 507'nin ortası abi. 507. Ha ha tam tam önümde ha. Birinci paranın ortası var. Ha. Zaman Adem'den beri mi diyor? Kaç? Evet. O derece zahirde, ve kesretle ve memzuliyetle ülfet içinde. Hmm. Zamanı Adem'den beri hikmeti beşerinin nazarında gizli kalmıştır. Evet. Allah Allah. Hakikati hakiki olarak beşerin aklıyla keşfedilememiş hayat. Ama külliyat nasıl şey yapmış ya? İşte hayret ediyordu da insan. Daha buraları atıflarını yarın inşallah. Bugün tabirlere gireceğiz. Bu 29. söz çok bereketlidir. Allah inşallah nasip etsin. Beraber mutala muzakere etmeyin.